Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla daha sizlerleyiz. Ben Fuji Film Ankara Şovrum'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fuji Film Ankara Şovrum'dan Harun Canlı. Evet Hazar Hocam bugün ne yapıyoruz? Evet bugün mikrofonlar hakkında konuşacağız. Ee, bazı bağlantı tipleriyle alakalı Godox'un yeni çıkarmış Hı -hı. olduğu bir ürünle ilgili konuşacağız. Şimdi e, video sektörünün gelişmesiyle beraber artık ses konusu da çok gündeme geliyor. Ve ses konusunda bazı iyileştirmeler oluyor sektörde. Şimdi bugün kullandığımız e, TX1 mikrofon, RX1 alıcıya gidiyor ve makineye kaydolmuş oluyor. Şimdi bu e, TX ve RX diye bahsettiğimiz bizim... E, alıcı verici aslında. E, Vimic S1'in e, mikrofon alıcı ve vericileri. Hı hı. Yani şöyle bahsetmemiz gerekirse e, Godox Receiver, şu an makinemizde bağlı makinemizle olanın üzerinde. bir muadili. Şu an senin konuşuna TX, Aynen. senin mikrofon kısmına bu aslında. Bu jack girişinden benim mikrofonuma geliyor. Makinenin üzerinde bu takılı. Buradan makineye sesi kaybediyor. Hmm. Peki biz bugün bu sisteme ne yapacağız? Şimdi bugün yeni bir e, olayımız var. Godox'un yeni çıkardığı TX3 XLR e, dönüştürücü. Şimdi XLR dönüştürücü nedir? Zaten bildiğiniz üzere XLR girişi. Şöyle 3000'li kalın bir giriştir. Ve Hı -hı. bu tarzdaki kondenser mikrofonları çalıştırıyor. Hmm. Şimdi kondenser mikrofonun olayı nedir? Çok daha ayrıntılı, daha güçlü bir ses alma olayı var. Fakat yani bu tarz cihazlar çok gelişmeden önce hatta bu cihazın hani boyutunu göstermek için şöyle bir şey yapayım. Cihazımızın boyu bu. Bu hmm. kadar küçük bir alet bu mikrofonu çalıştırabiliyor. Şimdi eskiden şimdi niye bu kadar küçük diyorum buna? Çünkü eskiden bu tarz bir kondenser mikrofonu çalıştırabilmek için hı hı. ya ses kartı ya da bir artı 48 volt fantom gücü çalıştırabilen bir mikser gerekiyordu. Şimdi hı. bunlara ekart ettik aradan artık şu kadar küçük bir alet kondensel mikrofonumuzu çalıştırabiliyor. Şimdi ben anladığımı söylüyorum. Biz böyle bir XLR çeviriciyle yani normal jack'a çeviriciyle hı hı. bu mikrofondan ses alamıyoruz. Tabi normalde mesela artı 48 volt gücü olmayan herhangi bir cihaza bağladığımız zaman kondenser mikrofonlar ses vermez. Hmm, Hiçbir yani şekilde çalıştıramıyoruz. Bizim artı 48 destekleyen e, bir bu şekilde bir cihazı ya bilgisayara bağlayacağız, ses kartımızda 48 volt gücü olacak, ya mikserimiz olacak. Hı hı. Ee, onun dışında başka bir alternatifimiz yok. Ama artık bu cihazla beraber şu kadar küçük bir cihazla e, bu mikrofonu çalıştırabiliriz anladım. Şimdi e, peki bu artı 48 eee kondanser mikrofon dediğimiz mikrofonu şu an bizim yakamızda olan mikrofondan ayıran özellik nedir? Yani niye bunu kullanıyoruz? Çok daha detaylı ses alabiliyoruz. Ee, özellikle hani bunu şöyle düşünebiliriz. Raw fotoğraf çekmek gibi düşünebiliriz aslında. Hmm. Yani bizim şu an bunu da buradan aldığımız ses aslında bir JPEG görüntü diyelim. Bundan aldığımız ses de bir raw görüntü gibi düşünebiliriz aslında temel olarak. Yani daha detaylı, daha, daha detaylı işlenebilir. daha işlenebilir. Yani işte bit derinliği daha fazla olduğu için ses üzerinde bir işlem yaptık. Mesela işte sese kompresör ekledik. E, kompresör işlemi de nedir? İşte mesela konuşurken aniden sesimiz yükseldi, kısıldı. Kompresör eklediğimiz zaman sesleri eşitliyor. Aynı şekilde çıkıyor ses. Bunu bir kondensel mikrofonla yaptığımız zaman daha kaliteli bir ses alıyoruz. Daha görün e, seste bozulmalar olmadan bunu yapabiliyoruz. Hmm. E, ama işte bunu yapabilmemiz için de işte 48 volt güç e, ihtiyacı koyuyor. Şimdi ben e, o zaman benim için aslında bu gerekiş. Ben heyecanlanınca böyle bir coşkuya gelince ses, ses Ses yükseliyor. <laughs> O zaman ben, bu, bununla benim ya, ya Tabii. şey yapmam gerekiyor. Bilirsin bu tarz mikrofonlarda işte eksi 20 desibel işte ses belli frekanslı sesleri kesme gibi ekstra özellikler oluyor. Hani markasına göre değişebiliyor. Hı -hı. Hatta bildiğim üzere yakın zamanda Godox'un da bir kondensel mikrofonu, stüdyo mikrofonu gelecek. İncelemesini bir internetten baktım. Daha tam satışa çıkmamış ama çok güzel görünüyordu. Onunla, onun da gelmesiyle beraber böyle işte bu tarz sektörlerde sesle ilgilenen kişilerde gerçekten büyük avantajı olacaktır. Yani biz e, şu an örnek veriyorum bununla yani bu XLR girişçi e, aparatta kondanser mikrofonu veya e, işte mesela bizim bunlarda da yine Hı -hı. setlerde kullanılan bunlar da genelde XLR çıkışı Hı -hı. oluyor. Hatta bizim Kodox'un yine VDS M1 modeli dediğimiz modeli evet. var. XLR çıkışı. Onları biz direkt burada kullanabiliyoruz. direkt buna bağlayıp çalıştırabiliyoruz. Bunu da direkt aynı şekilde şu an makinede bağlı olan ve yani ses kayıtçımıza hı hı. aktardığımız RX üzerinden direkt ses kayıdı Tabii. alabiliyoruz. Yani mesela biz bunu almak istiyoruz. Yani bu tarz bir mikrofonumuz yok. İşte TX'imiz, işte V-Mic yok. Sadece bu yetmiyor. Yani sadece şu aparat yetmiyor arkadaşlar. Bunu aldığımız zaman yanına RX1'i de almamız gerekiyor. Yani hı. bunlar şöyle. RX1 makineye kaydedici kablosuz e, aparat. Bu da hı hı. XLR'ı fantom gücüyle çalıştırma aparatı. Ses buraya giriyor. Fantomla buraya alıyor. Sonra buraya iletiyor. Bu da makinemize kaydediyor görüntümüzü. Sesimizi. E, bu arada ben sana şeyi de soracağım. Şimdi e, biz bunu az önce denediğimizde bir e, mikrofonu çalıştıramadık. E, onun içinde bir ayar kısmı mı vardı? Tabii neydi? şimdi bu TX3 XLR'ı açtığımız zaman e, ayarlara girip fantom gücünü açmazsak kondenser mikrofon çalışmıyor. Hmm. Bu tarz mikrofonları çalıştırmak için Artı 48 ve Phantom gücü ihtiyacımız var Ayarlardan girip onu açmamız Gerekiyor mutlaka onu aç Konuma getirmezsek çalışmıyor mikrofonumuz hmm. Bu arada iki tane pille çalışıyor Tabi şimdi piller 2A çalıştırıyor Ama şimdi normal kalem pilden Ziyade şarj edilebilir Hani 2700'lük bir pille çalıştırmak daha iyi olur Çünkü Artı 48 birazcık Güç tüketiyor o yüzden Şarjlı bir pille çalıştırmak 2700'lük şarjlı pille çalıştırmak daha iyi olacaktır Hmm, o zaman peki şimdi bunu test edebiliyor muyuz yani biz şu an bunu mesela açıp e, tabii ki zaten şimdi e, bir tane kondanser mikrofonumuz var şimdi bu kondanser mikrofonumuzu direkt buraya taktık tabii bunun için öncelikle e, şimdi iki tane mikrofon bağlı olduğu için birbirine çakışmasın diye birini kapatıp birini açmamız gerekiyor yoksa ufak hmm. cızırtılar alabiliriz şimdi o zaman bunu açalım bunu kapatalım evet şu anda şu anda biz buradan ses alıyoruz. Tabi. Şu He. an kondenser mikrofonumuzun sesi açık. Tabii şu an çok ince ayar yapmadığımız için belki yani çok yüksek görünebilir sesimiz. Yani çünkü ekstra bir işleme yapmadık e, seste. Şu an mesela 48 voltumuz açık. E, cihazımız direkt buradaki. E, AKG marka e, mikrofondan ses alıyor, e, kondenserden ses alıyor. Hani burada e, atıyorum işte 4-5 kişinin konuştuğu bir yerde mikrofon, kondenser mikrofonu ortaya koyduğumuz zaman hem ortam sesini hem konuşmacıların kişini, kişilerin sesini top bir şekilde alabilmemiz için böyle bir mikrofona ihtiyacımız olabilir. Ama e, şimdi az önce konuştuğumuz gibi ben onu da e, bir daha belirtmek istiyorum. Yani daha sormak istiyorum. Hı. Şimdi biz burada kullandığımız mikrofonun diyaframla, 48, fantomluk bir e, diyaframın hani daha detaylı, daha işlenebilir dediğimiz için. Şimdi biz aslında yakamızdakilere göre ses ayarı yaptık. Tabii. Şu an, an... bu ses daha detaylı, e, daha ama böyle... Ama işlenmemiş ama tabii. Hmm. Yani bu sesi işlediğimiz zaman aslında daha tok bir ses alabiliyoruz. Yani aslında şu an işlenmemiş bir ses duyuyoruz. Ama e, yani şu an sesin aslında daha böyle açık olmasının sorunu hani biz yakamızdakilere göre ayar yaptık. Buradaki farklı bir yani tabii. daha detaylı olduğu tabii. için. Ee, ufak bir dip ses yapma ihtimali şu an tabii var. Ki, tabii ki. Çünkü özellikle kondenser mikrofonla çalışıyorsak dip sesi ekstra di dikkat etmemiz lazım. Çünkü çok detaylı ses alıyor. Şimdi detay aldığı için arkadaki ortam sesini de çok fazla alacak. O yüzden biraz hani dikkat etmemiz lazım. Sonrasında hmm. işte dip ses temizleme, daha işte belki yalıtımlı bir yerde kayıt alma gibi bir e, olayımız olabilir. O yüzden hani bunu kullanırken biraz daha böyle arkadaki seslere dikkat etmekte fayda var. Hmm. O yani... zaman bunu normal yakamızdaki mikrofon ayarladı. Ya tamam bu ayar tamam. Hı -hı. Biz bunu da kullanacağız diyemiyoruz. Tabii yani şimdi ben mesela şimdi burada -10 16 desibel -20 desibel belki ses ayarı yaptık. Ama bunu açtığımız zaman o ayarlar gitti artık. Yani Hı -hı. tamamen farklı bir ayar. Yani bunun için ayrı ayar yapacağız. Aynen. Şimdi bunu kapatıp evet, şimdi, şimdi sesimizi geri e, TX1'e aldık. E, V2'ye aldık. Tabii aradaki ses farkını illa dikkat etmişsinizdir. Yani çok ciddi bir ses farkı var. Özellikle hani böyle ses ihtiyacı, tok ses ihtiyacı, işlenmiş ses ihtiyacı, daha profesyonel bir ses ihtiyacı olduğu zaman kondenser mikrofon her zaman bir tık daha önde olabiliyor aslında. Burada. Yani evet. biz daha detaylı bir ses istediğimiz zaman Hı. illaki ki kondensere geçmek zorundayız. Aynen öyle. Yani bunun bir avantajı da şu, şimdi bu, bu tip kondenser mikrofonlar hani şimdi bunun tutucusu falan var. Hani illa tabii böyle bir masaya sabitlemek zorunda değiliz. Bu bize şu özgürlüğü verdi. Kondenser mikrofonu herhangi bir priz falan olmadan yanımızda taşıyabilip dışarıda da kondenser kullanma imkanımız var artık. Yani biz sete girdiğimiz zaman illaki bir ses kayıt cihazına değil şununla ufak bir şekilde Aynen. aynı anda sesimizi de alabiliyoruz. Kesinlikle. Biliyoruz. Yani kablosuz Kondenser aslında. Ee, şimdi peki bu kablosuz kondenser dedik. Ben e, can alıcı soruyu da soracağım. Evet. E, kablosuz da mesafemiz ne kadar? Şimdi mesafe olarak bu TX1 RX1 yani bu kablolu sistem e, Hı -hı. 100 metre civarında kendi üzerinde bir anten olduğu için Hı -hı. E, bu antenle yani, aynı 100, şöyle aynen, 100 anten metre civarında bir çekim alanına sahip. Bunda herhangi bir anten sistemi olmadığı için 60 metrelere falan düşebiliyor. Hmm. Ama burada e, bildiğim kadarıyla. GLL dediğimiz hı hı. E, senkron kitleme yani e, radyo frekansı hı hı. üzerinden çalışıyor. Tabii. E, senkron kitleme imkanından dolayı kopma sorunu da çok fazla Tabii yaşamıyoruz. Tabii yani wireless'lara göre aslında biraz daha iyi. Yani radyo ile bağlandığı için daha az cızırtı, daha az kopma sorunuyla karşılaşıyoruz. Daha garanti bir çözüm yani. Genel olarak bu şekildeydi. Hani bugünkü ürünümüz bugünkü starımız TX3 XLR'dı. Gelip test edebilirsiniz. Hani gerçekten kondenser mikrofonla çalışıyorsanız gerçekten bayağı bir boyut atlayacaktır sesleriniz. Evet. Zannediyorum evet. anlatacaklarımız bu kadardı. Aynen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Thank <laughs> you.